Merhaba arkadaşlar, ben Mixyap.com'dan Emrah Çelik. Bugün sizlerle bu arkamda görmüş olduğunuz IVA Audio SC3070 modelini inceleyeceğiz. Teknik detaylarına bakacağız. Ancak öncesinde kısaca firmanın bir tarihçesine göz atıp fabrikasının nasıl olduğunu göreceğiz. Devamında da bu harika monitörlerin teknik özelliklerini ve ses karakterini inceleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda da SC207 modelini yayınlayacağım. SC207 modelinde bu kadar teknik detaya girmeyeceğim çünkü IVA Audio'nun tüm modelleri aynı teknik altyapıyı paylaşıyorlar. Yani onun detaylı incelemesine gerek kalmayacak. Bu videomuzu seyrettiğinizde IVA Audio ile alakalı bütün teknik detayları öğrenmiş olacaksınız. Aklınızda IVA Audio modelleri varsa bu videomuz size yeterli olacaktır. Türkiye'de Akalın Müzik tarafından distribütörlüğü yapılmakta. Yani şöyle bir avantajı var. Direkt Türkiye'de satın alabileceğiniz bir firma var. Ve yarın bir gün teknik desteğe ihtiyacınız olduğunda muhatap olabileceğiniz de bir firma mevcut. IVA Audio enteresan teknolojilere sahip bir monitör firması. Bizleri de yurt dışında seyredenler varsa onlar için de enteresan bir inceleme ve güzel bir inceleme olacağı kanaatindeyim. İsterseniz gelin şöyle çok kısa bir tarihçesine bir bakalım, fabrikasına bir bakalım. IVA Audio nerede üretiliyor bir görelim. IVA Audio Türkiye'nin 4. büyük kenti olan Berlin'de konumlanmış durumda. Baktığınız zaman çok aşina olduğunuz tasarımlara sahipler. Bu kesin Alman tasarımıdır dediğiniz design karakteristiği taşıyorlar. Ve geniş ürün yelpazesine sahipler. Monitörler kaliteli ve doğru tasarlanmış bir mühendislik ile dünyaya sunuluyor. Bütün monitörler tek tek tasarım aşamasında özel inşa edilmiş odalarda test ediliyor. Bu test odalarının birinin ismi Anechoic Chamber, öbürki Echo Chamber olarak ikiye ayrılıyor. Bu sayede stüdyo monitöründe olması gereken ses kalitesine rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Amfisinden tutun dijital ses işlemcisine kadar IVA Audio fabrikalarında her şey el yapımı üretilip yine el yapımı olarak tüm parçaları birleştiriliyor. Yine keza her monitör tek tek piyasaya sürülmeden önce bir hafta kadar bizzat test ediliyor. Yani ortada Çin'de yapılmış seri fabrikadan geçen bir ürün yok. Bütün monitörler el yapımı olarak karşımıza çıkıyorlar. Kendileriyle yaptığım görüşmede ürünlerin arkasında duran son derece bir profesyonel bir firmayla karşılaştım. Bu da hem işçilik kalitesinde hem de satış sonrası destekte profesyonel bir firmayla karşı karşıya olduğumuzu gösteren detaylar. İsterseniz gelin monitörün tasarımından başlayalım. Monitörün özellikleri neler, tasarım özellikleri neler onları konuşalım. Ondan sonra da teknik özelliklere geçelim. IVA Audio tasarımıyla da enteresan bir monitör, göze çok hoş gelen bir monitör. Bu görmüş olduğunuz SC3070 modeli oldukça yeni bir model. Boyutlarına baktığımızda stüdyonuzda çok fazla yer kaplamamasına ve kompakt sınıfta olmasına rağmen son derece güçlü amfisi ve baştan aşağı kalite kokan hoparlör tasarımıyla ister ev stüdyosu ister profesyonel stüdyolarda sizi tatmin edecek bir yapıya sahip. Woofer kısmında 7 inç olarak geçiyor, 6.5-7 inç arası bir boyutta. Ve çoğu modellerinde ortak kullanılan ortak bir hoparlöre sahip. Mid frekanslarını üreten kısım 4 inç ve tiz bölge içinde AMT yani Air Motion Transformer tizler kullanılmış. Bu tiz sürücülerinde bilindik bir dinamik tiz hoparlörü yok ve farklı bir tiz frekansı üretme teknolojisine sahip. Ön panelde yine monitördeki tüm ayarları kontrol edebileceğiniz ve sadece bu harika özelliği için bile satın alınabilecek akıllı DSP düğmesi karşımıza çıkıyor. Monitörün hava portu önde değil, arkada, arkaya konumlandırılmış. Bu da monitöre karşıdan baktığınızda göze hoş gelen bir görüntü oluşturuyor. Monitörü elinize aldığınızda veya dokunduğunuzda lüks bir otomobile oturmuşsunuz gibi kalite hissini size yaşatıyor arkadaşlar. Arka panele baktığımızda balanslı XLR girişi, balanssız RCA girişi ve güç kaynağı girişi var. DSP üzerindeki ayarları kilitleyebileceğimiz ufak tefek bazı switchler var. Ön panelden ayarlarının değiştirilmesini engelleyebileceğiniz ayarlardan oluşuyor. Ayrıca hava portunun ince ve köşeli tasarımı hoparlörün ciddi şekilde güçlü ve doğru bir bas frekansı cevabı vermesini sağlıyor. Kutusunda kullanma kılavuzu, koruma ızgarası ve güç kablosu mevcut. Ben tasarımını çok başarılı buldum ve stüdyoma çok yakıştığını düşünüyorum. İsterseniz gelin teknik özelliklerine de bir bakalım.
Yuva Audio sadece dış tasarım ve işçilik kalitesiyle değil, teknik özellikleriyle de beni çok etkileyen bir monitör oldu. Monitörün teknik özelliklerini ve serbest alan cevabı ölçümünü ekranda görebilirsiniz. Düşük frekans cevabı -3 dB'de 35 Hz'e kadar iniyor. Bunun altındaki frekansları da rahatlıkla duyuran bir monitör, yani insan kulağının duyabileceği en düşük frekans olan 20 Hz'i de size hissettirebilen bir monitör. Üst frekanslarda 25.000 Hz'e kadar çıkabiliyor. Bu da monitörün herhangi bir subwoofer'a ihtiyacı olmadan kritik dinlemelerde her şeyi duymanızı, gereken frekans aralarının en ufak zorlama olmadan size duyurmasına yetiyor. Çift monitörün ortasına oturduğunuzda ses şiddeti 120 dB SPL'e kadar çıkabiliyor. Normal dinleme, mix ve mastering için ideal sayılan 80-85 dB SPL'in çok çok üstünde bir rakam bu. Yani monitördeki headroom, açabileceğiniz ses seviyesi sizi sağır edecek kadar kuvvetli. Woofer'da tam 185 watt, mid hoparlörde 100 watt, dizlerde de 50 watt olmak üzere toplam 335 watt gibi bu boyutta bir hoparlör için korkunç bir güç üretiyor. Ben bu monitörlerde ciddi şekilde ses açmaya korkuyorum. Test amaçlı olarak kulağımın dayanamayacağı seviyelere kadar çıkarmaya çalıştım ve monitör en ufak dahi bozulma olmadan hala daha üstüne çıkabileceğim bir noktada güç üretti. Bundan önceki monitörlerimde hoparlörün limitlerine rahatlıkla ulaşabiliyordum ve özellikle düşük frekanslar ve transiyentlerde ses kemikleşmeye başlıyordu. Yani hoparlördeki amfinin gücü yetmiyordu. Ancak SC3070'te buna benzer hiçbir sorun yaşamadım. Sesi rahatsız edecek seviyeye kadar açsanız bile hala daha açılabilecek pay rahatlıkla kalıyor. Bu gücü hissetmek, bu gücü bozulmadan duymak ve bu güce hakim olmak gerçekten çok keyifli ve insana güven veriyor. Yuva Audio bu konuda hiçbir şeyden kaçmamış ve acımasızca güç üreten bu amfiyi, kendi tasarımları bu amfiyi bu monitörün içerisinde bize sunmuş ve bu gücü hizmetimize açmış. Yine bazı arkadaşlarımızın hassas olduğu monitördeki his sesi, yani sss diye açtığınızda bir ses gelir. Bu sesi duymuyorsunuz. Bir metre mesafeden duymanız neredeyse imkansız. Ama yani bütün teknik özelliklerin dışında Yuva Audio'yu Yuva Audio yapan başka bir özelliği daha var. Bu özelliğe bayılacağınızı düşünüyorum. İsterseniz gelin Yuva Audio'nun şu akıllı DSP'sine bir bakalım. Yuva Audio karşımıza yine akıllı bir ses düğmesiyle çıkıyor. Yani multifonksiyonel bir düğme bu. Beni en çok çeken motorunun köpürtmesi değil, bu teknoloji oldu. Motoru da kuvvetli olmasına rağmen bu teknoloji gerçekten bambaşka bir teknoloji ve çok çok keyif alacaksınız ben size bu özellikleri anlatırken. Yuva Audio'nun stüdyo monitörlerinin tamamında ön panelde gri bir düğme görüyorsunuz. Bu düğme monitördeki tüm ayarları yapmanızı sağlıyor arkadaşlar. Normalde monitörlerin tüm ayarları arka panelde bulunur. Normal monitörlerde yani. Ön panelde monitör açma kapama düğmesi ve volüm ayarı yapabileceğiniz basit bir volüm düğmesine denk gelirsiniz bazı firmalarda. Ancak Yuva Audio bu işi daha da ileri götürmüş. 192 kHz'lik sample rate'e sahip bir DSP panelini ön tarafa yerleştirmiş. Bu panelin düğmesi monitörü açma, kapama, uyku modu, bas, diz, mid frekans ayarı, masaüstü, ses yansıma ayarı ve hatta etrafındaki LED ışığının ayarına kadar tüm ayarları yapmanıza imkan sağlıyor. Şöyle düşünün, monitörleri stüdyoya yerleştirdiğinizde hayati önem taşıyan monitör konumlandırma ayarını yaparken monitörlerinizin arkasına geçmeniz gerekiyor. Orada switchlerle oynuyorsunuz, açıyorsunuz, kapıyorsunuz vesaire, geri dönüyorsunuz. Sıkıntı oluyordu. Şimdi bu monitörün her şeyi ön tarafında olduğu için acaba baslar yüksek mi geliyor dediğiniz yerde cevabı dinledikten sonra monitörün arkasına geçmenize gerek kalmıyor. Ön taraftan yaptığınız ayarla o ayarı buluyorsunuz. Tekrar yerinize oturduğunuzda doğru ayar yapıp yapmadığınızı tam olarak net bir şekilde duyuyorsunuz. Diğer monitörlerde bu biraz sıkıntı oluyor çünkü yerinizden kalkmanız gerekiyor. Gidiyorsunuz, arkadan ayar yapıyorsunuz. Geri döndüğünüzde mutlaka ses nasıldı, bir önceki ses nasıldı diye unutuyorsunuz. Kimi zaman monitörleriniz duvara yakın olmak zorunda. Odanız küçük olabilir. Yani arkasına geçme ihtimaliniz zor olabilir. Monitörü çevirmeniz gerekiyor. Yani bir sürü sıkıntısı var. Bu resmen işkence gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ancak Yuva Audio DSP sistemini yerinizden kalkmadan, dinleme pozisyonunuzu değiştirmeden bütün bu ayarları tek tek yapmanıza olanak sağlamış. Sizi büyük bir yükten kurtarıyor ve anında yaptığınız ayarın sound'u nasıl değiştirdiğini oturduğunuz yerden duyabiliyorsunuz. Bu doğru bir ayar mı, yanlış bir ayar mı yaptığınızı anında duymanızı sağlıyor. Yani cidden büyük bir kolaylık. Odanıza ilk koyduğunuzda, dinlediğinizde birkaç referans parça sonunda çok kısa bir sürede bu ayarlarla monitörün odanıza özel doğrusal cevap vermesini sağlayabiliyorsunuz.
Ben ayrıca bu DSP'yi çok enteresan bir şekilde kullanıyorum. Flat ayarım var, yani stüdyomdan flat cevabı aldığım bir ayar var. Müzik dinleme ayarım var, yani basını dizini açıp keyif aldığım bir ayar var. Bu ayarı yapmak da 3-5 saniye mi almıyor yani? Anında flat ayardan keyif veren, zevk aldığım bir ayara geçebiliyorum. Yani monitörü istersem flat, istersem eğlenceli ve renkli hale getirebiliyorum. Flat stüdyo modu, müzik dinleme modu, prodüksiyon yapma modu, film izleme modu vesaire derken bu karakterleri istediğiniz gibi çok kısa bir saniyeler içerisinde ayarlayıp istediğiniz keyfi monitörlerden alabiliyorsunuz. Üzerindeki DSP 24 bit 192 kHz çalışıyor. Yani sesin karakterini, kaynağını bozmadan size duyurmayı sağlıyor. Büyük bir sampling rate oranı bu 192 kHz. Genelde ucuz yollu monitörlerde, basit monitörlerde 48 kHz sample rate olur. Bu DSP aynı zamanda kendi içerisinde tam 384 kHz işlem yapıyor. Yani Yunus balığı gibi kulağınız yoksa bu farkları duymanız yani imkansız yani. Bildiğiniz gibi orijinal sound neyse onu size yansıtıyor. İsterseniz bir de ses kalitesi nasıl? Her şey iyi, teknik özellikleri iyi, tasarım iyi falan filan her şey güzel. Ama bir de sesi nasıl, ona bir bakalım. Bu kadar gelişmiş teknik özelliklere sahip olmasına rağmen o monitör ses cevabında başarısız olabilir, sizi yanıltabilir. Ancak Iva Audio gelişmiş teknik özelliklerini ses kalitesine de yansıtan bir monitör firması. 3070'lerde bas cevabı çok güçlü bir amfi ile beslendiği için aynı şekilde çok güçlü bir şekilde duyuluyor. Sesi açtığınızda kick ve bass line'ı göğsünüzde ve tüm kemiklerinizde hissettiriyor. Düşük ses seviyesinde ise ki benim favori çalışma seviyem, ses açmanıza gerek kalmadan keyifle çalışmanızı sağlıyor arkadaşlar. En düşük oktav noktasını temiz ve düzgün bir şekilde duyuyorsunuz. Kicklerinizin, basslarınızın birbiriyle uyumunu rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Çakışma varsa duyabiliyorsunuz. Mastering esnasında limiteriniz, kompresörünüz düşük frekanslarda distortion yapıyorsa, basslarınız bozuk tınıyorsa, yaptığınız EQ ayarı düşük frekansta ringing dediğimiz artifaktlar oluşturuyorsa bunu anında tertemiz bir şekilde duyabiliyorsunuz. O yüzden sadece mixing için değil, mastering için de ideal bir monitör 3070. Bas ve mid frekansları birbirinden ayrımı çok iyi bir şekilde duyuluyor. Zaten 3 yollu ve ayrı bir mid frekans hoparlörü olduğu için vokal bölgelerinde, vokalin düşük oktavlarında, synth'lerde, perküsyonlarda, kısacası orta frekanslarda, onların sunumunda da bu hoparlörü ben çok başarılı buldum. Tek korkum benim tizlerdeydi çünkü ben bu tizlere sahip benzer monitörlere pek alışamadım. Daha önce kullanmıştım. Air Motion Transformer dediğimiz AMT teknolojisinde, yani daha önceki deneyimlerimde çok haz etmediğimi söyleyebilirim. Benim tercihim Silk Dome Twitter olmuştur bu zamana kadar. Yakın dostlarım bunu çok iyi bilirler. Ancak bu monitördeki tizler enteresan bir biçimde net, kuru ve kulağa rahatsız etmeyecek şekilde tınıyor. Yine DSP ayarı sayesinde isterseniz zaten yüksekse kısabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Tizlerdeki transient cevabı oldukça başarılı. O cymbal'lardaki, ayetlerdeki, crash'lerdeki o hi-hat'in alt kısımlarındaki o kemiksi noktaları çok net bir şekilde duyabiliyorum. Yani başka monitörlerde, çoğu monitörlerde bunu duyurabilmek için ciddi şekilde kulağı rahatsız edecek tiz frekanslarına ulaşmaları gerekiyor. 3070 bu konuda da çok rahat bir monitör. Uzun süre yorulmadan üst bölgelerde yaptığınız en küçük EQ ayarını bile net bir şekilde duymanızı sağlayabiliyor. Stereo imajlaması, öne arkaya derinliği, dinleme pozisyonunda oluşturduğu ses havuzu sesi imajlarken işinizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Mastering'de eklediğiniz bir efektin sesi öne mi arkaya mı attığını rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Ben kolay kolay monitör değiştiren biri değilim ancak 3070'lere alışmam birkaç günümü aldı ve doğru bir hoparlöre geçtiğimi net bir şekilde anladım. 3070'ler benim elimi yaptığım mix ve mastering'de ekstra güçlendirdi. Hoparlör iyi de hocam buna nasıl sahip olacağız derseniz gelin bir şu fiyatlarına da bir bakalım durum nedir. Bütün bu teknolojinin, amfinin, gücün, işçilik kalitesinin her şeyin bir bedeli olacak tabi. 3070'lerin Avrupa fiyatı çifti 3400 euro. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ya oho diyeceksiniz, bunun gümrüğü var, Türkiye gelişi var, kar marjı var, stopajı var, kılı var, çöp vergisi var, tüyü var. Bunun fiyatı 50 bin lirayı bulur. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Avrupa fiyatı neyse onun euro karşılığı, yani euro olarak karşılığı Türkiye'de neyse bu fiyattan Türkiye'de de Akalın Müzik'ten satın alabiliyorsunuz. Dönem dönem indirime girdiğini görüyorum ben, takip ediyorum arada sırada. Hatta kendileriyle ben görüştüğümde bu incelemeden sonra %25'lik bir indirim uygulayacaklarmış 15 Haziran 2021'e kadar.
Eğer aklınızdaysa mutlaka düşünün derim. Yani buna gücünüz yetiyorsa. Yani gidin yerinde test edin. Göreceksiniz benim anlattıklarımla birebir aynı tecrübeyi ve keyfi yaşayacağınıza eminim. Bu monitörlerdeki sesi ve özellikle gücü mutlaka tecrübe etmeniz lazım. Dinlemenizi mutlaka öneririm arkadaşlar. Bütçenizi aşan bir aralıktaysa benzer özelliklere sahip bütçenize uygun SC207 var. Onun da incelemesini bir sonraki videoda göreceksiniz. Onun da beni yeterince etkilediğini söyleyebilirim. İncelemeyi yayınladıktan sonra aşağıya linkini bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saygılar, selamlar.